musiki severler, Dragos Musiki Derneği'ni Kadınlar Korosu olarak hazırlamış oldukları Türk Sanat Müziği konserine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bendeniz Serdar Taşlanoğlu, Dragos Musiki Derneği'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım ve bu geceki konseri sunma görevi bendenize verildi. Bu Kadınlar Korosu'nun konserini sunmak benim için bir onur, bir şeref. Tabii altında da bir tasarruf amacı yatmıyor mu bilmiyorum. Belki de sunucudan biraz tasarruf etmek için bu görev verilmiş de olabilir. Umarım sizlere layık bir sunumla mutlu ve neşeli bir akşamı birlikte geçiririz. Efendim, hem başkanlık görevi icra ettiğim için mümkün olduğu kadar kısaca konuşarak sizleri sıkmak istememe rağmen biraz Dragos Musiki Derneği'ni bilmeyenlere küçük bir hatırlatma ve takdim arz etmek istiyorum. Derneğimiz bu yıl 4. sezonunu icra ediyor. 4 sene içerisinde önce 3 koroyla, daha sonra 4 koroyla ve geçen yıl 2 koroyla, bu yıl tekrar 4 koroyla Türk Sanat Müziği Karma Korosu ve çok saygın hocamız, bugün de şeref verdiler, Serap Kuzey hocamızla bir karma korosu yapıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar öğretim görevlisi Taşkın Doğan Işık hocamızla da Türk Halk Müziği'ni icra ediyoruz. Bir de çok değişiklik olsun, hiçbir musiki derneğinin kurmaya cesaret edemediği ya da çok benimsemediği çağdaş bir müzik olan bir takım bize has müzikleri de onun kanalıyla yurt dışında sunma şansı yakalamak üzere Çok Sesli Dünya Müzikleri Korosu'nu da kurduk. Bu yıl Kadınlar Koromuzu tekrar hayatiyete geçirmeye çalıştık. Zira kadınlarımız malum çağdaş Türkiye için çok önem arz ediyorlar. Biz de bu çağdaşlıkta onlara yer vermek üzere bu konseri ilk kez icra edecekler ve Üsküdar Musiki'den yetişmiş, İstanbul Ses Yarışması'nda birincilik almış Zenube Lalbay hocamızla bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Efendim, çağdaş Türkiye için kadın çok önemli ama bizim zaten geleneksel Anadolu yapımızda da kadın çok önem taşımıştır. Anadolu deyince akla gelen gerçekten önemli bir kavramdır kadın. Tarih boyunca ataerkilliğe direnebilmişliği biz Anadolu kadınının yüksek sesiyle, her konuda mücadelesiyle medeni dediğimiz toplumlardan daha ileri bir şekilde kadınımızı ifade etmişiz. Ve inşallah daha ileri noktalara, Türk kadını daha ileri noktalara, hak ettiği yere sahip olacaktır. Efendim, kadından bahsetmişken bir Türk kadını şiirini de arz etmek istiyorum. Merhametli elleri harama uzanmadı. Atasından almıştı onur kokan adını. En bitkin halde bile riyaya yaslanmadı. Yiğitlerin annesi onurlu Türk kadını. Sırtında ağır yükle uzun yolları açtı. Hiç şikayet etmedi, alnından terler taştı. Başı her daim dikti, bugünlere ulaştı. Yiğitlerin annesi, onurlu Türk kadını. Saygıyı nimet bilip hep alnına koyandı. Bollukta yoktu gözü, o sevgiye doyandı. Evladının derdini yüreğiyle duyandı. Yiğitlerin annesi, onurlu Türk kadını. Güneşi kıskandırır o tarifsiz gül yüzü. Kahkahasıyla biterdi dilindeki her sözü. İçindeki neşenin yoktu kalbinde yüzü, yiğitlerin annesi onurlu Türk kadını. Ay yıldızlı sancağı semalara yar etti, dokunmaya kalkana dünyaları dar etti. İnancını görenler kıskançlıktan ar etti. Yiğitlerin annesi onurlu Türk kadını. Leyla Usta isimli bir şairimiz. Efendim, tabii ki onu fazla uzatmayacağım. Çünkü arkadaşlarım gerçekten seveceğiniz bir repertuarla sizlere bir müzik gecesi yaşatacaklar. Ben de sevdiğim iki kadından biri olan değerli canım anneme hitap etmek üzere bu konseri, kendisi çünkü sanat müziğini çok severdi, özellikle benim bulunduğum müzik ortamını, ama sağlık nedeniyle aramızda bulunamadığı için Türk kadını nezdinde anneme sevgi ve saygılarını gönderiyorum. Şimdi çok değerli saz arkadaşlarımı sahneye almak istiyorum. Huzurlarınızda değerli saz arkadaşlarım. Altın tutuyorlar. Evet, gördüğünüz gibi genç ve ruhu genç bir kadrodan oluşan saz arkadaşlarımız var. Şimdi kendilerini arz etmek istiyorum. Kanun Cengiz Onarıcı, Kemanlar Hüseyinci Güçlü, Hasan Hüseyincici, Uğur Emir Demir, Klarnet Selahattin Kabacı, Cello Mehmet Dinleyen, bütün sazlar Hüseyin Dövüşçü ve Ümit Kuşmadan. Şimdi de yine çok kuvvetli alkışlarınızla kadınlarımızı Dragos Musiki Derneği kadınlar konusunu takdim etmek istiyorum. Değerli hocamızı takdim etmek istiyorum. Huzurlarınızda Zenube Lalbay. Arz ettiğim gibi bu konser kadınlar korumuzun ilk konseri. Gerekli toleransı göstereceğinizi umuyorum. Çünkü çok heyecanlı arkadaşlarımız sizlere ilk konser arz etmek için. Konserimize birinci bölümde Refik Persan'ın Nihavet Peşrevi ve akabinde Beste Nevesel Kökteş, Küfte Necmettin Bunca. Yıllardır bekliyorum. Akabinde de ona bağlı olarak yine Nevesel Kökteş'in Sevdikçe Seni Ömrüm Artar ve Beste ve Güfte dramalı Hasan Hasgül'e ait olan Sana Bilmem Ki Neden Hiç Doyamam konumuzu alkışlarınızla dinliyoruz. istenmeyen bir teknik şey oldu. Siz görmediniz tabii o teknik kusuru. Efendim, tabii konser hazırlığında hesaplı olmayan teknik arızalı olabiliyor. Beklenmeyen sürprizler oluyor. Bunları toleranslarımızla biz unutmaya çalışıyoruz. Efendim şimdi aşk bu değil, yapma güzel. Sen insanı güldürürsün. Bu değerli eseri güftesi Rüştü Şarda, beste Avni Anıl'a ait koromuzdan dinliyoruz. Beste Avni Anıl, güfte Ümit Yaşar Oğuzcan.